Madem Rıfat zamanında yetişmedi, gıyabında alınacak kararlara uymak zorunda. Aytekin abi, eğer izin olursa ilk sözü ben almak isterim. Toplantımızın konusu malum. Rıfat Çakar'ı kan tutuyor dedikodusu alemde dolaşıyor. Bu mevzu sadece Rıfat'ı ilgilendirmiyor, bizi de ilgilendiriyor. Çünkü bizler sadece kendimize karşı değil, bu meclise karşı da sorumluyuz. Çünkü Rıfat'ın itibarı bizim itibarımızdır. Rıfat eğer çamura düştüyse pisliği hepimizin üzerine sıçrar. Birimizin yaptığı şey hepimizi bağlar. Birimiz çürümüşse hepimizi çürütür. Aynen. Fuat'a katılıyorum. Rıfat sadece kendi itibarını değil, bizim de itibarımıza darbe vurmuştur. Bir kolumuz kandıran olmuş. Ben derim ki kesip atalım. Kolu kaybederiz ama bünyenin çürümesine engel oluruz.